Sinema gelecekteki dünya için bir dönüm noktasıdır. Şimdi bize basit gibi gelen radyo ve sinema bir çeyrek asra kalmadan yeryüzünün çehresini tamamen değiştirecektir. Japonya'daki kadın Amerika'daki bir kadına benzemeye çalışacak, Afrika'daki biri de bir Eskimo'nun ne dediğini anlayabilecektir. Tek ve Birleşik bir dünyayı hazırlamak bakımından sinema ve radyonun keşfi yanında tarihte devirler açan matbaa, barut ve Amerika'nın keşfi gibi olaylar oyuncak nispetinde kalacaktır." demişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Onun bu sinemaya bakışı yıllardır bilinirken hiç devasa bütçeli bir yapıma imza atılamamış, Kurtuluş gibi benim de çok beğendiğim 6 bölümlük bir dizi çekilse de tüm dünyanın izleyebileceği standartlarda büyük çaplı bir işe cesaret gösterilip bir türlü girişlememişti. Ta ki günler önce vizyona giren Atatürk filmine kadar. Hiç laf uzatmadan söyleyebilirim ki ben bu filmi başarılı buldum. Sadece eleştirdiğim birkaç nokta var. Onları da tüm detaylara değindikten sonra videonun sonunda sizle paylaşacağım. Film vizyona girdiğinden beri şu Instagram hesabımıza Kaan filmi sen nasıl buldun? Bir inceleme videosu gelir mi? Tarzında mesajlar geliyor. Atatürk filmiyle ilgili pek çok inceleme yazıları yazıldı, videoları çekildi ve röportajlar yapıldı ve muhtemelen dahası da yapılacak. Bu yüzden ben sadece bu filmle ilgili benim dikkatimi çeken, öğrendiğimde beni şaşırtan, hemen arkadaşlarımla da paylaşmak istediğim dikkatimi çeken detaylarını çok basit ve tane tane bir şekilde sizle de paylaşmak ve günün sonunda bu filmle ilgili aşağıya bırakacağınız yorumlarınızı okuyup sizle bu konu hakkında sohbet etmek istiyorum. Hadi gelin şimdi Atatürk filmiyle ilgili benim dikkatimi çeken o detaylara bir bakalım. Malum platform birden ya biz bu diziyi yayınlamıyoruz deyip geri adım atınca aradaki sözleşme işlerinin de uzamasıyla filmin sinemadaki vizyon tarihi gecikiyor. Hatta belirli bir süre hiçbir dijital platformda ve sinemada yayınlanamayacak olan yapım yani Cumhuriyet'in 100. yılında izleyici ile buluşması için planlanan bu dev proje birden 2024 başlarına sarkıyor. Hal böyle olunca da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy malum platformun iki yöneticisi Cenk Soner ve Mehmet İcaasoğlu'nu görüşme için Bodrum'daki evine davet ediyor. Bu görüşme sonrası dijital haklar malum platformdan yapımcıya geçiyor ve sorun çözülmüş oluyor. Burada hızlıca harekete geçen bakanlığı kutlamak gerek. Bu kritik adım olmasaydı büyük ihtimalle bu filmi Cumhuriyetimizin 100. yılında değil 101. yılında izlemiş olacaktık. Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin filmdeki kostümlerin günümüz kumaşlarına benzememesini, 100 yıl önceki kıyafetler ile birebir aynı görünmelerini istiyor ve kış uykusu, dedemin insanları, kulüp ve vatanım sensin gibi yapımlarda da imzası olan ünlü Türk kostüm tasarımcısı Gamze Kuş'a bu isteğini iletiyor. Kuş ise inanılmazı başarıyor ve 1910'lu yıllardaki kumaş dokusunu yakalayabilmek için ta Yeni Zelanda'dan yün getiriyor. Bu yünler Kayseri'de iplik haline getiriliyor ve uçakta da boyanıyor. Boyanan iplikler İstanbul'a geliyor ve buradaki atölyelerde kostümler dikiliyor. Toplamda 3000 kostüm için 4 atölyede 30 hafta boyunca üretim yapılmış. Sadece 2500 şapka 4 ayda 3 ayrı atölyede üretilmiş. 300 orijinal Anzac şapkası da Avustralya'dan özel olarak getirtilmiş. Ve 7 kişilik bir ekip ise 4 ay boyunca sadece dikilen bu yeni kostümleri eskitmek, yani çok kullanılmış gösterebilmek için çalışmış. Gerçekten çok büyük emek. Sektörden birkaç kişiden duyduğumda çok şaşırdığım bu bilgi de beni fazlasıyla şaşırtmayı başardı. Atatürk filmi için gerçekten çalışan 1000 adet kuru sıkı silah üretilmiş. Bu silahların her biri de o döneme uygun olarak ince ince hazırlanmış. Görünüşleri, ağırlıkları ve ateşleme sistemleriyle birlikte 1000 adet gerçek silah üretmenin maliyetini bir düşünün. Filmdeki Gelibolu sahnelerinde toplamda 1000 gerçek insan oynamış. Diğer sahneler ile birlikte tüm film boyunca toplamda 1750 gerçek figüran görüyoruz. Diğer yapımlarda bolca gördüğümüz dijital çoğaltma tekniği yerine gerçek figüranların tercih edilmesi zor ama sonuç olarak çok başarılı bir seçim bence. Ayrıca filmde Çanakkale Boğazı'ndaki düşman gemileri ve Sirkeci Garı'ndaki tren harici dijital olarak kurgulanmış bir sahnede yok. Herkesin kolayı tercih ettiği şu zamanlarda maliyet olarak yüksek olsa da sonuç olarak daha iyi olan gerçek tekniklerin tercih edilmesi bence kesinlikle alkışı hak ediyor. Atatürk filminde dünya sinema sektöründe sadece profesyonellerin ve bütçesi sağlam olanların tercih edebildiği Magic Light yani bizdeki adıyla sihirli ışık tekniği de kullanılmış. Peki kan nedir bu Magic Light? Diyenler için hemen anlatayım. Filmler, diziler, tanıtım filmleri ve diğer tüm profesyonel çekimler her zaman ya sabahtan ya da akşam üzeri yapılır. Veya sahte ışıklar ile ortam yaratılmaya çalışılır. Fakat gün içinde iki zaman dilimi vardır ki özellikle her yönetmen bu iki zaman diliminde bir şeyler çekmeye çalışır. Fakat bu çok zordur. Çünkü biri güneşin doğmadan önceki 45 dakikalık zaman dilimi, diğeri ise güneşin batış anındaki 45 dakikalık zaman dilimindedir. Bu teknik çok zordur. Çünkü 45 dakika çok az bir zaman ve alınan her tekrarda ışık giderek değişecektir. Bu yüzden çok az tekrar olmalı. Bu teknik bütçe ister. Çünkü 45 dakikalık ışığı yakalayabilmek için tüm oyuncular, tüm ekip hazır bir halde beklemek zorundadır. İşte Atatürk filminin çok sevdiğim açılış sekansındaki cephe sahnesi de bu 45 dakikalık gün ışığında çekilmiş ve bence tüm sektördeki önemli isimlerin bile takdir edeceğini düşündüğüm nefis bir sahne ortaya çıkmış. Burada yönetmen Mehmet Ada Öztekin'i gerçekten kutlamak gerek. Bu arada filmin yönetmeni Öztekin benim de epey başarılı bulduğum Beni Çok Sev ve Kore uyarlaması olan ve gişede de rekor kıran 7. Koğuş'taki mucize filmlerinin de yönetmeni. Ayrıca 2011 yılında vizyona giren Kaybedenler Kulübü'nün de senaristlerinden biri. Filmin senaristi ise Necati Şahin kendisi tüm sürecin başında Atatürk'ün bulunduğu tüm cephelere, tüm ülke ve bölgelere tek tek seyahat edip aynı yerlere tam olarak Atatürk'ün bakış açısıyla bakmaya çalışmış. Bu büyük emekler için bu iki isme de tebriklerimi gönderiyorum. Filmi izleyen pek çok kişinin gözden kaçırdığı bir detay da ünlü dizi La Casa de Papel'de Helsinki karakterini hayat veren ünlü Sırp oyuncu Darko Perikin de Atatürk filmi kadrosunda yer alması. Evet kendisini filmde Bulgar General karakteriyle görüyoruz. Darko 6 yıldır kesmediği sakalını Atatürk filmi için kesmiş. İzlerken ya bu şey değil miydi soygun dizisindeki deyip tahmin edenler yoruma şunu bıraksın. Atatürk'e hayat veren Aras Bulut İnemli'nin performansını gerçekten çok başarılı buldum diyebilirim. Bunun altındaki çalışmayı, emeği ve azmi görünce de kendisini ayakta alkışlamak istedim. İnemli sadece Atatürk gibi ata binebilmek için 3 ay at binme dersi almış. Fakat bu ders de öyle alalade bir şekilde değil, direkt olarak o dönemdeki subaylara verilen at binme eğitimlerinden alınmış. İğnemli Atatürk gibi konuşmadan yürümeye, gülümsemeden tokalaşmaya ve jest ve mimiklere kadar pek çok konuda haftalar süren dersler almış. Almanca, Bulgarca, Fransızca ve İngilizce konularında çok iyi hocalardan eğitimler almış ve tarih bilimciler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübeli komutanları ile görüşmüş sadece bir buçuk ayını danışmanlar eşliğinde psikolojik olarak Atatürk gibi düşünebilmeye harcamış. Filmi izlemeye giderken yolda umarım kötü bir Atatürk izlemem diye korktuğumu hatırlıyorum. Fakat arası sigara içerken, yürürken, biriyle konuşurken ve sadece silüetini bile görürken öyle başarılı buldum ki içimden vay be çocuklarına ve torunlarına müthiş bir miras bıraktı diye düşünüp kendisini tebrik ettim. Hem görünüş hem de tavır olarak benzerliği hakkında sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Aras Bulut İnemli her çekim gününde ortalama 4 saat makyaj için bir koltukta öylece oturmuş. Üstelik İnemli'nin daha fazla Atatürk'ü andırması için de Harry Potter ve Pinokyo gibi filmlerde imzası olan Stephen Murphy danışmanlığında bir program uygulanmış. Büyük bütçeli Atatürk filmi projesi ilk duyulduğundan beri akla gelen ilk isim hep Kıvanç Tatlıtuğ olmuştur. Her projesi için ayrı bir görünüşe bürünebilen, kilo verip kilo alarak her rolünü ceket gibi sırtında taşımayı başarabilen Tatlıtu benim için de çok başarılı bir aktör. Hatta filmden önce yapılan anketlerde büyük bütçeli bir Atatürk filmi çekilecek olsa, Atatürk'ü hangi Türk oyuncu oynamalıdır diye sorulmuş ve cevap %80'in üzerinde Kıvanç Tatlıtu olmuş. Fakat Atatürk filminde Atatürk'ün daha çok gençlik yıllarını izlediğimiz için 40 yaşındaki Tatlıtu otomatik olarak liste dışı kalmış. 33 yaşındaki İnemli ise Atatürk'ün hem genç bir subaykenki halini hem de cephedeki komutan halini canlandırabilmesi açısından daha uygun görünmüş ve bence ortaya çıkan performansta bu tercihin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. İnemli gerçekten büyük bir yetenek. Dikkatimi çeken son detaya gelmeden önce değinmek istediğim bir şey daha var. Atatürk filmi için tam anlamıyla hazırlığın hazırlığı yapılmış. Çekim yapılacak mekanların önce birebir maketleri yapılmış. Bu maketlerin hazırlanması bile aylar sürerken Türkiye ve Makedonya'da sadece 160 kişilik bir ekip bu maketlere göre dekorları tasarlayıp dizayn etmekle görevlendirilmiş. 40 kişilik bir ekip 2 ayda filmdeki tüm aksesuarları en ince detaylarına kadar düşünüp üretirken toplamda 10 şehir gezilmiş proje oyuncusundan dekoruna, sahnelerinden ışığına kadar buram buram emek kokuyor ve bu da bana zaten de böylesi yakışırdı dedirtmeyi başarıyor. İzleyen çoğu kişi filmin kurgusunda biraz gariplikler olduğunu fark etmiştir. Buna ben de dahilim. Fakat bu kurgu karmaşasının sebebi de yapımın önce bir dizi olarak planlanıp sonradan filme çevrilmiş olması. Filmin malum platformda yayınlanmasının önemi filmin 50'den fazla ülkede aynı anda yayına girmesiydi. Yani hem Atatürk'ü hem de verdiğimiz o amansız kurtuluş mücadelemizi tüm yabancılar izleyecekti. Fakat malum platform geri adım atınca yapımcılar da kolları sıvamış ve filmi diğer ülkelerde de vizyona sokabilmek için hemen dünya ile iletişime başlamışlar. Bu uğraşlar sonucunda da film 3 Kasım'dan sonra 30 farklı ülkede vizyona girdi ve bu sayı tahminimce giderek artacak. Görüldüğü gibi 100 yıl önce Atatürk'ün hem askeri hem de siyasi deasıyla bataklığa çekilip parçalanmaya çalışılan bir vatanı kurtarabilmek için yaktığı aydınlık bir meşale günümüzde hala birilerini yakmayı başarıyor. Ben yıllardır bir şekilde bu sektörde olmaya çalışan biri olarak bu yapımı başarılı bulduğumu tekrar söylemek istiyorum. Abartıdan uzak, arkadaşlarıyla şakalaşan, bir kızın piyano çalışından etkilenen, uyandığı gibi sigara yakan, sokakta tedirgin olduğunda belindeki silahı çıkarabilen insan Atatürk'ü görmek beni gerçekten mutlu etti. Sadece bir parkta köpeği Alpi bulduğu sıradaki sahnenin sıradan bir reklam filmi tadı vermesi beni üzen sahnelerden biri oldu. Diğer eleştirimde az önce de söylediğim gibi kurgunun biraz karmaşık olmasıydı ki onun da sebebini açıkladım. Bunlar haricinde bu filmde beni yoran tek bir şey bile olmadı. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hem bu videoda değindiğim detaylar hem de Atatürk filmi için yorumlarınızı aşağıya bırakmayı, bana şu Instagram hesabımızdan mesaj olarak göndermeyi ve kanıntavsiyesi.com'da modunuza göre film önerisi bulabileceğinizi unutmayın. Hadi iyi seyirler.